Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu arkadaşlar Konjunktionen bis, seitdem. Evet, bis ve seitdem bağlaçlarını inceleyeceğiz bu dersimizde arkadaşlar. Bis, kadar demek, seit ya da seitdem her iki türlü de kullanılabilir. Den beri demek arkadaşlar. Dilerseniz örnek cümlelerle bunların fonksiyonlarını, kullanım alanlarını inceleyelim. Maria wohnt dort. Evet, wohnen neydi arkadaşlar? Oturmak, ikamet etmek. Maria, bu da bir kadın ismi. Dort, orada. Evet, Maria orada oturuyor. Ich fahre immer mit dem Auto zu ihr. Evet, fahren neydi arkadaşlar? Sürmek, gitmek. Kara araçları için kullanılan fahren'i görüyoruz. Immer, her zaman anlamına arkadaşlar geliyor. Mit dem Auto, arabayla birlikte. Evet, das Auto, öyle değil mi? Datiflikte cümlenin içerisinde ne demiştik arkadaşlar? Mit varsa ne oluyordu? Datife dönüşüyor demiştik. Bununla ilgili sıkıntısı olan arkadaşlar datif konusunu incelesinler. Ich fahre immer mit dem Auto zu ihr, ona. Öyle değil mi? Burada bir kadın kastedildiği için zu ihr, ona, arabayla giderim. Dolayısıyla Maria wohnt dort. Maria orada oturuyor. Ich fahre immer mit dem Auto zu ihr. Arabayla her zaman ona giderim. Şimdi arkadaşlar ben bu iki cümleyi bir araya getirdiğimde diyeceğim ki Maria orada oturduğundan beri ben ona arabayla giderim. Dolayısıyla orada oturduğundan beri diyeceğim için seit ya da seitdem. Evet, bu bağlacı kullanmam gerekiyor. Dolayısıyla seitdem Maria dort wohnt. Bakın ne olmuş arkadaşlar? Seit ya da seitdem hiç fark etmez. Seitdem Maria dort wohnt. Eylemimiz wohnen ne olmuş arkadaşlar? Cümlenin sonuna gitmiş. Tabi virgüle kadar olan tarafı inceliyoruz. Ne olmuş? Dediğim gibi cümlenin sonuna gitmiş. Virgülle devam ediyorum. Ancak virgülle devam ederken eylem tekrar geliyor. Fahre ich immer mit dem Auto zu ihr. Ne olmuş arkadaşlar? Demek ki virgülden sonra eylemim geliyor ve değil mi? Fahre ich, yani ben ona giderim dediğimde demek ki ne yapmış oluyorum arkadaşlar? Bu ikinci cümledeki özneyi buraya getirmiş oluyorum ve diğer cümlenin öğelerini ne yapıyorum arkadaşlar? Sıralamış oluyorum. Dolayısıyla Maria orada oturduğundan beri ben her defasında her zaman arabayla giderim ona dediğimde demek ki ne diyecekmişim? Seitdem Maria dort wohnt, fahre ich immer mit dem Auto zu ihr. Evet, sonraki cümleyi inceleyelim arkadaşlar. Man findet einen Parkplatz. Evet. Baktığımızda arkadaşlar man genelleme yaptığımızda demiştik, öyle değil mi? Genelleme yaptığımızda ne yapıyorduk? Man kullanıyorduk. Bunu üçüncü tekile göre çekimliyorduk. Finden neydi? Bulmak demekti arkadaşlar. Parkplatz, der Parkplatz, park alanı, park yeri anlamında. Dolayısıyla park yeri bulunur derken demek ki man findet einen Parkplatz. Dikkat ettiyseniz arkadaşlar finden akusatifi gerektiriyor. Akusatiflikte der neye dönüşüyordu? Dine dönüşüyordu. Dolayısıyla bir park yeri bulunur dediğimizde demek ki einen Parkplatz demiş oluyoruz. Evet, bununla ilgili akusatif konusunda böyle sallantıda olan arkadaşlarımız varsa akusatif, yani ismin iyi hali konusunu ilgili dersimizde, bu ilgili ders videosunda incelesin o ilgili arkadaşlar. Buraya baktığımızda demek ki man findet einen Parkplatz diyecek olursak bir park yeri bulunur demiş oluyoruz. Sonraki cümleye baktığımızda gene man görüyoruz. Man ist mit dem Fahrrad. Evet, das Fahrrad arkadaşlar. Tıpkı das Auto'da olduğu gibi ne olmuş? Mit dem Fahrrad. Burada da ne yapmıştık? Mit dem Auto demiştik. Yani bisikletle birlikte, bakın burada da gene bir datif olayı var. Dolayısıyla mit dem Fahrrad schon lange, çoktandır. Demek ki lange uzun demek, schon çoktan anlamında. Dolayısıyla schon lange dediğimizde burada bir pekiştireç noktasında çoktandır anlamına geliyor. Am Ziel, hedefte demek oluyor. Cümle ne demek istiyor? Man ist mit dem Fahrrad schon lange am Ziel. Bisikletle çoktan hedefte olunur. Çoktan gidilmesi gereken yerde olunur. Şimdi bu iki cümleyi bir araya getirdiğimizde ne demek istediğimizi çok daha iyi anlayacağız. Şimdi ilk cümle diyor ki man findet einen Parkplatz, bir park alanı bulunur. Bisikletle çoktan hedefte olunur. Şimdi ben bu iki cümleyi ne yapacağım arkadaşlar? Bu iki cümleyi ben bisle, yani bir park alanı bulana kadar çoktan hedefte olunur. Ne ile? Bisikletle. Dolayısıyla ben ne yapacağım burada? Bis'i getireceğim. Dolayısıyla bis man einen Parkplatz findet, evet, bir park alanı bulunana kadar derken ne yapıyorum arkadaşlar? Bis ile bu iki cümleyi bir araya getiriyorum. Virgül ist man mit dem Fahrrad schon lange am Ziel. Ne yapmışız arkadaşlar burada? Bis'i kullandığımızda eylemimi ne yapıyorum? Eylemim ne buradaki? İlk cümlede finden ne yapıyorum? Bunu cümlenin tabi virgülden önceye kadar atmış oluyorum. Bu cümleciğimizin sonuna ve ondan sonra ne yapıyorum? Eylemim olan sein, yani burada ist ile devam ediyorum ve diyorum ki ist man mit dem Fahrrad schon lange am Ziel demiş oluyorum. Yani bis man einen Parkplatz findet, bir park yeri, bir park alanı bulunana kadar çoktan hedefte olunur. Ist man mit dem Fahrrad schon lange am Ziel? Tabi ne ile? Bisikletle. Değil mi arkadaşlar? Çünkü bisiklet çok kolay bir ulaşım aracı, çok sağlıklı bir kullanım bir araç. Dolayısıyla hızlı bir şekilde hedefte olunabiliyor. Hele ki büyük şehirde yaşıyorsanız, öyle değil mi? Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzlarıyla tekrar edelim arkadaşlar. Maria wohnt dort. Maria wohnt dort. Ich fahre immer mit dem Auto zu ihr. Ich fahre immer mit dem Auto zu ihr. Seitdem Maria dort wohnt, fahre ich immer mit dem Auto zu ihr. Seit Maria dort wohnt, fahre ich immer mit dem Auto zu ihr. Man findet einen Parkplatz. Man ist mit dem Fahrrad schon lange am Ziel. Man ist mit dem Fahrrad schon lange am Ziel. Bis man einen Parkplatz findet, ist man mit dem Fahrrad schon lange am Ziel. Bis man einen Parkplatz findet, ist man mit dem Fahrrad schon lange am Ziel. Evet, sonraki örneğe bakalım arkadaşlar. Sie ist sehr viel unterwegs. Öncelikle bir bakalım anlamları neymiş bunun. Evet, burada bir kadından bahsediyoruz. Sie ist sehr viel. Sehr neydi arkadaşlar? Çok demek. Viel, bu da çok demek arkadaşlar. Ancak sehr viel deyince çok cana anlamına gelmiş oluyor. Unterwegs de yollarda, yani çok seyahat ediyor diyecek olursak sie ist sehr viel unterwegs. O çokça seyahat ediyor demiş oluyoruz. Sie arbeitet als Journalistin, evet, arbeiten neydi arkadaşlar? Çalışmak demekti. Ne olarak çalışıyormuş? Journalistin, evet, bunu meslekler konusunda sanki görmüştük, öyle değil mi? Neydi bu? Journalistin, gazeteci demekti, öyle değil mi? Dolayısıyla bu iki cümleyi ben bir araya getirdiğimde neyle bir araya getireyim? Seit ve seitdem'le. Ancak bu sefer arkadaşlar ne olacağına dikkat edelim. Bağlaç noktasında seitdem'i başa alabileceğim gibi ortaya da alabiliyorum. Bu örnekte ben ortaya aldığımda, yani bağlaç olarak iki cümleyi bir araya getirdiğimde ne yaparım ona bir bakalım. Ne yapıyorum arkadaşlar? Bu baştaki cümleyi alıyorum. Sie ist sehr viel unterwegs. Virgülümü koyuyorum. Ondan sonra bağlacım seitdem, tabi buna seit de diyebilirdim. Bu tamamen size kalmış. Seit ya da seitdem. Seitdem sie als Journalistin arbeitet. Bakın burada ne olmuş arkadaşlar? Virgülden sonra seitdem gelince ne olmuş? Fiilim çekimlenmiş olarak cümlenin sonuna gitmiş. Dolayısıyla seitdem sie als Journalistin arbeitet şeklinde ne olmuş? Cümle sonlanmış. Dolayısıyla sie ist sehr viel unterwegs. Çokça yollarda. Ne zamandır? Seitdem sie als Journalistin arbeitet, gazeteci olarak çalıştığından beridir anlamına gelmiş oluyor. Dilerseniz sonraki örneğimize bakalım. Ich hatte ein eigenes Auto. Evet, ich hatte, bu da gene geçmiş zamanda kullanılan arkadaşlar değil mi? Haben ne olmuş? Hatte şeklinde karşımıza çıkmış. Benim bir kendime ait bir arabam vardı derken eigenes, ein eigenes Auto, kendime ait bir arabam vardı dediğimde ich hatte ein eigenes Auto diyorum. Ich habe gemerkt, evet bakın burada arkadaşlar bir perfekt zaman var. Yani geçmiş zaman var. Gemerkt bakın burada merken hatırda tutmak, anlamak anlamına geliyor arkadaşlar. Şunu anladım diyecek olursak güzel Türkçemizde. Ich habe gemerkt. Bakın iki nokta üst üste. Das lohnt sich nicht. Lohnen arkadaşlar, sich lohnen refleksif şeklinde karşımıza çıkıyor. Hatırlarsanız bunu refleksif fiillerde gördüğümüzde neydi bu? Sich şeklinde çıkıyordu ve orada da demiştim ki size burada mutlaka kalmayacak. Yeni yapılar içerisinde gördüğümüzde refleksifi başka cümleler içerisinde de irdeliyor olacağız. Bakın bu noktada da sich lohnen değer demek arkadaşlar. Das lohnt sich nicht, buna değmez diyor bu cümle. Yani ne demek istiyor arkadaşlar? Ich habe gemerkt, şunu anladım ki buna değmez. Şimdi iki cümleyi bir araya getirdiğimizde ne olacak arkadaşlar? Bir kendime dair bir arabam vardı ve şunu anladım, buna değmez. Evet. Ne yapacağım arkadaşlar? Bunu bu sefer bu iki cümleyi bis ile birleştirdiğimde bakın az önce bis'i ne yapmıştık? Başa getirmiştik değil mi? Başa getirebileceğimiz gibi ortaya da yani ikisini orta noktaya da getirebiliyoruz. Dolayısıyla ich hatte ein eigenes Auto. Kendime dair bir arabam vardı. Bis ich gemerkt habe. Şunu anlayana kadar. Das lohnt sich nicht. Buna değmez. Bakın ne olmuş arkadaşlar? Yine aynı şekilde baştaki cümleyi almışım, koymuşum, virgülümü getirmişim. Bis ile devam ederken bis ich gemerkt habe, bakın gene aynı şekilde kalıyor. Ancak burada ne olmuş? Yardımcı fiilim haben ne olmuş? Buraya da aslında bir cümle olarak baktığımızda ne olmuş? Cümlenin sonuna gitmiş. Das lohnt sich nicht. Buna değmez. Dolayısıyla ich hatte ein eigenes Auto, bis ich gemerkt habe, das lohnt sich nicht. Okay? Dilerseniz bu cümleleri doğru telaffuzlarıyla tekrar edelim. Sie ist sehr viel unterwegs. Sie ist sehr viel unterwegs. Sie arbeitet als Journalistin. Sie arbeitet als Journalistin. Sie ist sehr viel unterwegs. Seitdem sie als Journalistin arbeitet. Sie ist sehr viel unterwegs. Seitdem sie als Journalistin arbeitet. Ich hatte ein eigenes Auto. Ich hatte ein eigenes Auto. Ich habe gemerkt, das lohnt sich nicht. Das lohnt sich nicht. Ich hatte ein eigenes Auto, bis ich gemerkt habe, das lohnt sich nicht. Ich hatte ein eigenes Auto, bis ich gemerkt habe, das lohnt sich nicht. Sonraki örneği inceleyelim arkadaşlar. Wir wohnen auf dem Land. Evet, wohnen neydi arkadaşlar? Oturmak, ikamet etmek. Auf dem Land. Das Land arkadaşlar kara parçası, köy anlamına da gelebiliyor arkadaşlar. Auf dem Land wohnen deyince köyde oturmak anlamına geliyor. Dolayısıyla biz köyde oturuyoruz. Wir sind viel ruhiger und entspannter. Evet, viel neydi arkadaşlar? Çok demek. Ruhig, sessiz demek arkadaşlar. Ancak burada bir komparatif durum var. Yani burada bir komparatif konusunda bunu ayrıntılı şekilde görmüştük. Kıyaslama var. Daha sessiz, daha sakin anlamına geliyor. Ruhig, dolayısıyla ruhiga demiş oluyorum. Und entspannter, entspannt arkadaşlar dinlenmiş, daha dinlenmiş, daha dingin deriz yani güzel Türkçemizde. Biz daha sakin, daha dinginiz demek istiyoruz. Dolayısıyla bu iki cümleyi bir araya getirdiğimizde ne diyeceğiz arkadaşlar? Köyde oturduğumuzdan beri daha sakin, daha dinlenmiş, daha dinginiz demek istiyoruz. Dolayısıyla ben ne yapacağım arkadaşlar bunu? Seit ile birleştirebilirim bu iki cümleyi. Seit'i dilerseniz cümlenin başına alalım. Seit wir auf dem Land wohnen. Evet, köyde oturduğumuzdan beri bakın ne olmuş arkadaşlar? Wohnen cümlenin yani virgülden önce ne olmuş? Buraya gelmiş, virgülle ayırıyorum ve diğer cümlenin fiili burada hangisi? Sind. Dolayısıyla onunla devam ediyorum. Sind wir viel ruhiger und entspannter. Daha sessiz, daha sükun, daha sakiniz demeye getiriyor bu cümle bize. Dolayısıyla seit wir auf dem Land wohnen, sind wir viel ruhiger und entspannter. Sonraki cümleye bakalım arkadaşlar. Er hat das Rauchen aufgehört. Evet, das Rauchen sigara içme. Bakın burada bir isim var. Rauchen neydi arkadaşlar? Sigara içmek demekti. Ancak bakın burada büyük yazılmış ve ne var? Artikel var. Dolayısıyla bu bir isim noktasında sigara içme hadisesi, olayı kastedilmiş oluyor. Er hat das Rauchen aufgehört. Haben ve aufhören. Bakın burada yalın halde aufhören bırakmak demek arkadaşlar. Bu aynı zamanda bir ayrılabilir fiil arkadaşlar. Yani bunu şöyle bir ayrılabilir fiil olarak düşündüğümüzde değil mi? Normal olağan bir cümlede er hört auf diyebiliriz. Yani o bırakıyor diyebiliriz. Ancak burada ben geçmiş zamanda yani perfekt olarak kullandığımda ne yapacağım? Hat aufgehört demiş olacağım. Perfektlikle ilgili sıkıntı olan varsa arkadaşlar aramızda mutlaka o ilgili ders videosunu incelesin. Perfekt videosunu incelesin o arkadaşımız. Demek ki er hat das Rauchen aufgehört. O sigara içmeyi bıraktı derken er hat das Rauchen aufgehört diyoruz. Sonraki cümleye bakalım. Er hat pro Tag circa 20 Zigaretten geraucht. Evet arkadaşlar bu cümle bize ne diyor? Pro Tag günde yani evet bir gün içerisinde ya da günde derken pro Tag diyoruz arkadaşlar. Circa yaklaşık demek arkadaşlar. Demek ki yaklaşık circa demekmiş. Pro Tag da günde anlamına geliyor. 20 Zigaretten, evet 20 sigara, rauchen bakın yalın halde, mazhar halde rauchen sigara içmek demek arkadaşlar. Er hat pro Tag, evet o günde circa 20 Zigaretten geraucht. Evet sigara içmeyen birisi olarak söyleyeyim herhalde 20 sigara çoktur değil mi arkadaşlar? İsmi hiç içmeyelim. Er hat pro Tag circa 20 Zigaretten geraucht. Demek ki o günde 20 sigara içiyormuş. Değil mi arkadaşlar? Şimdi ben bu iki cümleyi bir araya getirdiğimde yani diyeceğim ki şimdi o sigarayı içmeden önce 20 günde 20 sigara evet, dalı içiyormuş dediğimizde ne yapacağız? Bunu bis ile kullandığımızda yapana kadar, edene kadar anlamındaydı değil mi bis? Dolayısıyla bakın cümlenin başına getirdiğimizde ne olacak? Bis er das Rauchen aufgehört hat. Evet. sigara içmeyi bırakana kadar hat pro Tag circa 20 Zigaretten geraucht. Ne yapmış? 20 sigara içmiş. Bakın burada arkadaşlar ne yapmış oluyorum ben bis'i başa getirdiğimde? Eylemimi aufhören'den sonra yardımcı fiilim olan haben'i cümlenin sonuna yani virgülün başına getirmiş oluyorum ve bis das Rauchen aufgehört hat, virgül, sonraki cümlenin yardımcı fiili olan hangisi? Hat'la devam ediyorum. Hat pro Tag circa 20 Zigaretten geraucht. Bakın ne olmuş arkadaşlar? Geraucht gene burada olmuş oluyor. Sadece ne yapmış oluyorum? Hat ve yerleri değişmiş oluyor ve hat pro Tag circa 20 Zigaretten geraucht demiş oluyorum. Yani bu cümleyi toparladığımızda o zaman ne diyeceğiz? Bis das Rauchen aufgehört hat, hat pro Tag circa 20 Zigaretten geraucht demiş oluyorum. Dilerseniz bu öğrenmiş olduğumuzu doğru telaffuzuyla tekrar edelim arkadaşlar. Wir wohnen auf dem Land. Wir wohnen auf dem Land. Wir sind viel ruhiger und entspannter. Wir sind viel ruhiger und entspannter. Seit wir auf dem Land wohnen, sind wir viel ruhiger und entspannter. Seit wir auf dem Land wohnen, sind wir viel ruhiger und entspannter. Er hat das Rauchen aufgehört. Er hat das Rauchen aufgehört. Er hat pro Tag circa 20 Zigaretten geraucht. Er hat pro Tag circa 20 Zigaretten geraucht. Bis er das Rauchen aufgehört hat, hat er pro Tag circa 20 Zigaretten geraucht. Bis er das Rauchen aufgehört hat, hat er pro Tag circa 20 Zigaretten geraucht. Evet, bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde bis ve seitdem bağlaçlarını görmüş olduk. Sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.